Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri Bulbul öğretmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Artık okumayı yazmayı öğrendiniz biliyorsunuz. Ben sizlere bugün toplama işlemini anlatmaya çalışacağım. Bir problem yazdım problem üzerinde e, açıklamaya uğraşacağım. Hemen başlıyorum. Problemi okuyorum. Ömer'in 5 lirası vardı. Dedesi de 3 lira daha verdi. Ömer'in kaç lirası oldu? Şimdi, e, şekil üzerine bir resim yapalım. Bakalım Ömer'in ne kadar parası varmış? Önce onu yazalım. Şöyle 5 lira, 1 lira, 2 lira, hepsi birer lira olsun. 3 4 ve 5. Evet, Ömer'in 5 lirası var. Dedesi de ona 3 lira daha vermiş. Hemen çiziyorum. 1 2 Yani 2 lira hepsi birer lira olarak böyle yapıyorum. 3 lira da dedesi verdi. Şimdi şunu sormak istiyorum söylemek istiyorum. Ee, Ömer'in parası Çoğaldı mı azaldı mı? Tabii ki çoğaldı. Fazlalaştı. Arttı. O zaman e, Çoğaldığı zaman fazlalaştığı zaman Biz toplama işlemi yap, yapıyoruz. Ve hemen ilk önce yazalım. Ömer'in 5 lirası vardı. Dedesi de 3 lira verdi ve araya toplama işareti koyuyoruz ve bu şekilde sonra eşittir yazıyoruz ve kaç lira e, kaç lirası olduğunu bulacağız. 5, 3 daha. Şimdi burada sevgili çocuklar parmaklarınızla sayabilirsiniz. 5 tane parmak, 3 tane parmak daha kaç tane eder? Ya da e, bazen ben şöyle yapıyorum. Çubuklar lira sayabilirsiniz. Mesela 5 çubuk. 3 çubuk daha. Çubukların hepsini sayarak ya da resimleri sayarak ama birçok soruda bazen resimler olmuyor. Sadece sayılar oluyor. Sayalım. 5 lira burada var. 5, 6, 7, 8. Bakın çubuklarımızı da yapalım. 5, 6, 7, 8. Demek ki Ömer'in 8 lirası olmuş. Hemen şuraya 8 lira yazalım. Ya da zihninizden yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? 5'i aklımızda tutarız. Sonra 3 tane parmağımızı şu şekilde açarız. 5'ten sonra 5 aklımızda duruyor. Devam ederiz. 6 7 8. Bakın bu şekilde de bulabilirsiniz. Çünkü bazen büyük sayılar olduğunda parmaklarımız yetmiyor. O zaman ne yapacağız? Bir tane sayıyı aklımızda tutup diğerini sayacağız. Bir daha yapalım. 5'i aklımda tuttum. 3 tane daha ekliyorum. 5'ten sonra ileriye doğru. Çünkü toplama olunca ileriye doğru sayıyoruz. Çıkarma olsaydı geri geri sayardık. Şimdi ileri gideceğim. 5'ten sonra 6, 7, 8. Böylece Ömer'in 8 lirası olduğunu bulduk. Devam edelim bakalım. İkinci bir sorumuz daha var. Onu da okuyorum. Ağaçta 7 kuş vardı. Sonra 6 kuş daha geldi. Ağaçta kaç kuş oldu? Şimdi yapalım. İlk önce yan yana yapalım. Bir de alt alta toplamayı göstereceğim. 7 ve 6 kuş daha geldiği için kuşlar çoğaldı. O yüzden toplama yapmalıyız. Ne yapıyoruz? 7'yi aklımda tutuyorum ve 6 tane daha parmaklarımla sayıyorum. Şöyle kalemimi koyuyorum ve 5 ile 1 koydum 6. Şimdi 7'den sonra bakın 7'yi aklımda tuttum 6 tane daha ekleyeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde bulabilirim. Ya da şöyle yapabilirim. 7'yi aklımda tutup 6 tane daha çubuk sayabilirim. 3, 4, 5, 6. 7'den sonra sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Demek ki 13 kuş olmuş. Ve bu şekilde yazabilirim. Bir de alt alta toplama yapalım. Nasıl yapıyoruz? İlk önce 7 kuş vardı. Yazıyorum. 6 kuş daha geldi. 6'yı da altına yazdım. Ve toplama işaretimi yapıyorum. Ve şöyle bir çiziyorum. 7 ile 6'yı topluyoruz. Tekrar zihnimden 7'yi ya da şöyle yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. E, aklımızda tutuyoruz sonra sayıyı unutuyoruz diyen çocuklar olursa şöyle yapabilirsiniz. 7 tane çubuk yaparsınız. 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane de buraya yaparsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve bütün çubukları sayarsınız. 7 isterseniz tek tek sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İşte 13 kuş olmuş. Ya da demin ki az önceki söylediğim 7'yi aklımızda tutup 6 tane daha sayarız. 7'den sonra 8 9 10 11 12 13. 6 tane daha sayınca 13 kuş oldu. Şimdi alıştırmalarımızı yapalım. Öğretmeniniz size okulda böyle alıştırmalar veriyordur. Genelde bu şekilde çalışma kağıtları yapıyorsunuzdur. Beraber yapalım. İlk önce yan yana toplamalarımız var. Sonra alt alta yapacağız. 6 ile 2'yi topluyorum. 6'yı aklımda tuttum. 2 tane daha ileriye doğru sayıyorum. 6'dan sonra kim geliyordu? 7 geliyordu. 7'yi 8. 2 tane daha koyunca 8 oldu bu şekilde cevabı buldum. Şimdi 9'u aklımda tuttum. 9 5 tane daha sayıyorum. 10 11 12 13 14 işte 14 oldu. Ve 8 ile 9'u yapacağım. 8'i aklımda tutayım. 9 tane daha sayarız. 8 sonra devam ediyorum. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bunu sizler abaküs dediğimiz böyle boncuklarla da sayabilirsiniz. Muhtemelen hepinizde vardır ya da başka araçlarla da sayabilirsiniz evinizde. Devam edelim. Şimdi alt alta toplamalara geldik. 7'yi aklımda tutuyorum ve 4 tane daha sayacağım. Eğer 4 taneyi parmaklarıyla karıştıran öğrenciler varsa buraya 4 tane çubuk yapın ve 7'den sonra sayın. 7 8 9 10 11. O zaman 7 4 daha 11 oldu. Hemen şuraya 11'i koyuyorum. Cevap 11. 9 ile 9'u sayalım. 9'u aklımda tuttum. 9 çubuk daha yapayım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Devam edelim. 9'dan sonra bu aklımızda 10 11 12 13 14 15 16 17 18. İşte 18 çıktı cevabımız. 4 ile 8'i sayalım, toplayalım. Sevgili çocuklar burada illa en üstteki sayıyı kafamızda tutmamıza gerek yok. Büyük olan sayıyı tutarsak aklımızda küçük olan sayıyı saymak daha kolay oluyor. O yüzden biz büyük olan sayıyı aklımıza koyalım. 8'i aklıma koydum ve 4 tane daha sayacağım. 8'den sonra devam ediyorum. Kim geliyordu? 9 9, 10, 11, 12 Demek ki 8, 4 daha 12 ediyor. Şimdi 9 bir daha 10. Bu kolaymış. 9 ile 7'yi topluyorum. 9'u aklımda tuttum ve 7 tane daha sayıyorum. İsterseniz çubuk yaparak göstereyim. 3 4 5 6 7. Şimdi 9'dan sonra devam edelim. 7 tane çubuk yaptık. 9 10 11 12 13 14 15 16. Cevap 16. Devam edelim. 12 ile 7'yi topluyoruz. 12 ile 7'yi toplarken değişik şekillerde toplayabilirsiniz sevgili çocuklar. E, i̇sterseniz ilk önce 12'yi aklımızda tutalım ve 7 çubuk daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12'den sonra sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın cevabı 19 yazacağım. Ya da değişik bir yöntem yapalım. E, şöyle yapalım. İlk önce 2 ile 7 alt alta bu 1'i kapatalım. Bu burada dursun kenarda. Biz ilk önce 7 ile 2'yi toplayalım. Sonra 1'e bakacağız. 7 ile 2'yi topluyorum. 7 8 9. Burası 9 oldu. Burasının bu sıranın toplamasını yaptım. Şimdi diğer kesime geldim, diğer sıraya geldim. Yani onlukların olduğu yere geldim. Birlikleri topladım. 1 bir var. 1'in altında başka sayı yok. 1'i o zaman 1 ile herhangi bir sayı toplamayacağım için 1 aşağıya doğru indiriyorum bakın ne oldu yine 19 oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da 12'yi aklınızda tutup 7 tane daha sayabilirsiniz. Ya da ikinci yöntem ilk önce 2 7 ile 2'yi toplarız 9 olur. Sonra 1 başka sayı olmadığı için 1'i aşağı indiririz ve cevap 19 çıkar. Devam edelim. Alt bu kez 3 tane toplama var. Bu nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Mesela diyelim ki Ayşe'nin 6 lirası var. 2 lira Annesi verdi. 5 lirada babası verdi. Bütün hepsini Ayşe'nin paraları çoğaldığı için hepsini toplayabiliriz. 6 lira Ayşe'de vardı. 2 lira annesinin sayalım. Sonra babasının verdiğini sayarız. 6'yı aklımda tuttum. 2 tane daha sayıyorum. 6 7 8 ama toplama bitmedi. Bir de babasınınkiler var. 8 onu unutmuyorum. 1 2 3 4 5 tane çubuk yaptım. 8'den sonra devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13. İşte 13 çıktı. Demek ki Ayşe'nin 13 lirası oluyor. Çünkü sevgili çocuklar bazen böyle 3 tane sayıyı da toplayabiliriz. Belki büyüdüğünüz e, 2. sınıfa giderken daha çok sayıları da toplayacaksınız. Yavaş yavaş öğrenebilirsiniz. Şimdi 9'u aklımda tuttum ve 4 tane daha sayıyorum. 1 2 3 4 Sizler her seferinde böyle çubuk yapmanıza gerek yok. Artık aklınızdan sayabilirsiniz. Ya da parmaklarınıza sayabilirsiniz. Ya da boncuklarınıza sayabilirsiniz. Neyse çok gevezelik etmeyeyim. Devam edeyim. 9. 4 tane daha sayıyorum. 10, 11, 12, 13. Bitmedi. Bir de 5 var. Evet. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cevap 18 çıktı. Evet. Bu kez 3 tane 7'yi toplayacağız. Birinci 7'yi aklımda tuttum. Diğerlerini sayacağım şimdi. 4 5 6 7. Buna da 7 tane çubuk yapayım. Sayması kolay olsun. 7'yi aklımda tutuyorum ve sayıyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14. Bitmedi. Devam ediyorum. Bir tane daha var. 14 15 16 17 18 19 20 21. Ve sonuç 21 çıktı. Evet sevgili öğrenciler, toplama işlemi dersimiz bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.